efendim. Tam o arada hazırlığımızı yapıyorduk. Beynimi kontrol ediyordum yerinde mi değil mi diye. Anlatacağım biraz sonra. Bir kere başıma bir şey gelmişti. Hem hocama da anlatıp gülmüş olacağız. Kim var efendim? Profesör Doktor Levent oğlu. Alev Levent oğlu konu. Şimdi hocamla dışarıda konuştuk. Dedim ki hocam dedim ben zeki miyim değil miyim? Bir makine var mı falan dedim. Öyle değil dedi. Ayrıntıları ona sormak lazım. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Hocamız Ankara'da Profesör Doktor Alev Leventoğlu'na sohbet ediyoruz. Ne sohbeti biliyor musun? Nöron, yani vücudumuzu yöneten makinenin öz çekirdeği. Evet. Beyin mi kalp mi hocam? Beyin tabii ki. Beyin. ama... Bir nörolog olarak yanıtım beyin olacak tabii ki. Peki ama mesela kalp çalışmazsa... stent bulunur, damar açılır vesaire. Var mı beyinde de böyle beyne stent mi takılıyor mu, bir şey oluyor mu? Yani tabii damar yapılarına bazen takılıyor ama beynimiz bir bütün olarak düşündüğümüzde tüm vücudumuzu organize ediyor, kontrol ediyor. O yüzden kalp çalışsa bile beyin performansı yoksa, beyin çalışmıyorsa zaten yaşamıyorsunuz. Peki eks olunması için hocam. Evet. Hani diyorlar ya eks oldu diye. Ex beyin ölümü mü demek? Hayır, aynı şey değil tabii ki. Beyin ölümü dediğimizde kalp mesela makineye çalışır, bağlanıyor. Makineye en bağlı. Son beynin ölmesi bekleniyor, doğru mu? Evet, doğru. Ama o zaman yani her zaman beyin ölmek zorunda değil. Hayır, tabii değil. Ölüm anlamında hani bu ağır hastalar vesaire makinalara bağlanıyor, evet, ya. Evet. Makinalara bağlanınca beyin ölümü gerçekleşti deniyor. Evet. Yani o zaman en son ölen beynimiz oluyor. Evet. Bedende, doğru mu? Kadavra olmamız için. Hayır, en son kadavra olmamız için ya o ayrı bir konu. Beyin ölümü diyebilmemiz için kalp çalışacak. Soluk alıp vermenizin olmaması lazım. Kalp çalışsa bile beyni yeterince kan pompalanamıyor ve beyin aktivitesi olmuyor. Beyin ölümü demek o demek. Yani kalbiniz çalışsa bile beyniniz çalışmıyor. O zaman evet, bir donör oluyorsunuz. Beyin fikir ölümü. Ne demek hocam? Efendim? Fikir ne demek? Fikir ne demek? Fikir ne demek? Bir konu hakkındaki düşünceleriniz demek fikir. Peki. Akıl ne demek? Akıl demek o kendinize olan performansı kullanabilmeniz demek, kullanabilme yetisi. Zeka ne demek? Zeka da akıl, zeka aynı anlamlarda kullanılıyor. Eş anlamda mı aslında, yoksa ikisi ayrı şey mi? Yani ben şey gibi tanımlıyorum. Zeka Allah'tan, akıl ebeveynlerden yönlendirme sanatı, altın madenin bilezik mi yüzük mü olacağını, ne bileyim işte kurnazlık, hayatın size vurmuş olduğu darbelerden, tecrübelerden. Bilgi ise insanın kendini geliştirmesiyle alakalı. Yani insan Rabia Rabia deniyor ya, dört, evet, tane zeka, akıl, bilgi ve kurnazlık. Bu dört unsuru tamamlayınca mı insanların zekası tam oluyor, kendini koruyabiliyor, kalkan yapabiliyor? Tabii zekayı biz böyle çok şey olarak tanımlayamıyoruz. Zeka nerede, nereden gelişiyor, bunları çok tanımlayamıyoruz. Sizin dediğiniz gibi hani bunlar birazcık daha felsefi boyutları ama anatomik olarak baktığımızda insanın insan olmasını sağlayan özellikle frontal lobları. Frontal loblardaki işleyiş, yani beynin ön kısmının iyi işlemesi ve bu işleyişi geri feedbacklerle siz ne kadar değerlendirebiliyorsunuz, tecrübelerinizi ne kadar analiz edebiliyorsunuz ve onu sonraki davranışlarınıza nasıl yansıtıyorsunuz? İşte beyin o zaman, büyüklüğü ne kadar hocam? Beynimiz yaklaşık 1200 gram, 1400 gram arasında. Bir kiloluk bir şey bizim, evet, hayatımıza yön veriyor. Evet, yani öyle. Uyduruyorum, 900 gramla 1300 gram arasında, yani değişen. Evet, ortalama insan beyni 1200-1400 gram anatomiye göre değişiyor. Arasında. Evet. Anatomiye göre mi değişiyor? Yani kadınlarda bir miktar daha küçük, erkeklerde birazcık daha büyük. Kadınlar daha mı aptal kabul ediliyor? Hayır, olur mu? Değil. Kadınlar daha zeki, hatta çok konuda işleyiş önemli oluyor. Hani erkekler der ya, bizimki daha büyük. Hayır, ağırlığı değil ama. Büyüklük de olmuyor değil mi hocam, evet, bu? Evet, işleyiş önemli olan, o hücrelerin performansı tabii ki. Peki. IQ mu ön planda hocam, EQ mü ön planda? Ön planda olamaz tabii ki. İkisi bir insanda ne kadar aktifse, ne kadar iyi yani kullanıyorsanız. Yani artı eksi gibi. Artı kadın eksi erkek demeyelim. Gibi. Birbirini tamamlayıcı. Elmanın yarısı. Kesinlikle. Yani sizin IQ'nuz yüksektir ama EQ'nuz sosyal olarak onu kullanamıyorsanız, gerekli yerlerde o zekayı kullanamıyorsanız o zaman çok işe yaramıyor. Yani sadece öğrencilerde de öyle değil midir? Sadece oturup ders çalışıyorsa, sadece mantık yürütüyorsa, içine kapalıysa, insanlarla iletişim kurmuyorsa o zaman o IQ'yu kullanamıyorsa çok anlamı olmuyor. O yüzden EQ ile birlikte onu perçinlemek gerekiyor, desteklemek gerekiyor. Hocam mesela şey... hani yüz nakline kadar geldik.
böbrek nakli oluyor, karaciğer nakli oluyor, mide transferi oluyor vesaire. Bunların evet. hepsini. Birçoğunun da ameliyatına katıldım. Ben yaklaşık 200-250 tane falan ameliyata katıldım. İşim gereği. Çünkü beraber partner hastanelerle falan çalışıyoruz. Ben de giriyorum vesaire. O 2 milyon 700 binlik hesabım olduğunda giriyordum. Ameliyatları anlatıyordum insanlar korkmasın diye. Böyle bir şey geliştirmiştik. Çok da tutmuştu. İnşallah bu hesabımıza büyüdüğünde yine yapacağız. Beyin nakli var mı? Yok. Neden yok? Olmaz, mümkün değil. Mümkün değil. Şu aşamada mümkün değil tabii. Şu anki bilgilerimizde, şeylerimizde peki, mümkün değil. Peki kolonlama çünkü... olduğunda bu hani kolonlama hikayesi var ya. Evet. Beyin kolonlaması olacak mı? Hiç bilemiyorum. Tabii ki birazcık sofistike düşünceler. O beyni kolonlayamayacaklarmış. Ben bir tıp kongresine katılmıştım. Hı hı. O zaman yani bu kolonlanmayacak kadar değerli, önemli bir şey bu. En önemli değer. Yani kalbi bile kolonlayacaklarmış. Beynimiz bizi biz yapan ama biliyorsunuz ki son zamanlarda özellikle yapay zeka çalışmaları tüm alanlarda. Özellikle biz hastalarımızı tanımak, anlamlandırmak için kullanıyoruz. Tabii bu yapay zeka ne kadar devreye girecek, bizim işimizi ne kadar alacak, ne kadar hayatımızda olacak. Bunlar hep tartıştığımız konular aslında. Son dönemlerde, kongrelerde birçok alanda herkes yapay zekayı konuşuyor. Ama klonlama tabii bu çok beyin klonlaması şu an çok afaki. Herkesin kendine muhasır beyin yapısı ve bunu geliştirebiliyoruz, bunu yenileyebiliyoruz. Mümkün olduğunca hani yaşarken aslında klonlamadansa biz kendi beynimizi ne kadar kullanabiliriz, ne kadar aktif olabiliriz bunları düşünmemiz beyin gerekiyor. Beyin bir hard disk mi hocam? Öyle diyebiliriz, evet. Bilgisayar gibi düşünebiliriz ama bilgisayardan çok daha komplike. Yani virüs çok dediğimiz daha şey de bu nöronların, hücrelerin ölmesi mi? Virüs dediğimiz şey vücudumuza giren yabancı partiküller. Hayır hayır. Hani bilgisayardaki virüsü kastediyorum. Evet, o da giriyor. Aynı şekilde aynı şekilde bozuyor. Mesela nöronlarla ilgili hani mesela psikolojik olarak travmatik şeyler yaşıyoruz ya, evet. Bir virüsün girmesi gibi yani, değil mi? Kesinlikle. Bilgisayara virüsün girmesi gibi. Olana zarar veren her şey aslında bir virüs gibi ya da bir toksin gibi değerlendirilebilir. İlaçların fazlası da toksin gibi değerlendirilebilir. Siz eğer birilerinden zarar görüyorsanız, psikolojik olarak etkileniyorsanız o da sizin tabii ki hücre yapılarınızı etkileyecek. Bugün biliyoruz ki özellikle orta yaşta yaşanmış ağır travmalar, stresler ilerleyen süreçte ağır hastalıkların nedeni oluyor. Kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi, Alzheimer, demans gibi bunlara yatkınlık oluşturuyor. Onu soracaktım zaten. Alzheimer ve demans... Şimdi bir makine konuluyormuş hocam. Bunlar nörolojik hastalıklar mı? Tabii ki nörolojik hastalıklar. Demans genel bir tanım. Parkinson da öyle. Hı hı. Parkinson, demans bunlar dejeneratif dediğimiz yıkımla giden hastalıklar. Peki kesin çözümleri var mı artık hocam? Tedbirleri var mı? Parkinson'un, Alzheimer'ın? Şimdi ikisi farklı hastalıklar ama birbirine geçebiliyor. Birisi Parkinson unutma, hastalığında beyinde dopamin dediğimiz hareketi başlatan bir madde var. Onun azalmasıyla ortaya çıkıyor. Tabii başka nedenler de bunu yapabilir. Günümüzde kullandığımız çok farklı ilaçlarımız var ve bunlarla hastalarımızın kalitesini arttırabiliyoruz. Dopamin ölçümü yapılıyor mu hocam? Ama demans, pardon şunu da tamamlayayım. Demans dediğimiz şey... Genel bir kavram olarak baktığımızda beyindeki fonksiyonların yapılamaması. Yani kişinin sosyal aktivitesinin uzak kalması, işte hafızada bozukluklar, yapması gereken şeyleri yapamaması bunlar da demans olarak adlandırılıyor. Peki demansın bir yaşı var mı hocam? Demansın yaşı yok. Yani 60 yaşında da görebiliriz. Daha erken yaşlarda da görebiliriz. Ama ilerleyen yaşla birlikte görülme ihtimali çok artıyor. Parkinson'un? 80 yaşın üzerinde %20'leri geçiyor. %30'lara varıyor demans görülme riski. Yüzde kaç? Yani %20'leri geçiyor. 80 yaşın üzerinde. Yüksek oran. Evet. Benim ve teyzem, Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılından sonra demans bunun daha yaşadım. Da artacağını söylüyor. Demans Alzheimer bir mi? Değil. Demans dediğimiz bir şemsiye düşünün, genel bir tanım. Demans kişinin unutkanlıkla giden, işte soyutlama, yargılama gibi beyinle ilgili fonksiyonların yitimi. Alzheimer ise demansın %80 nedeni. Alzheimer'da beyin hücrelerinde çeşitli proteinler çöküyor. Yani yapması gerekenleri yapamıyor o çökmeyle birlikte. Alzheimer demans bu. Yani patolojik olarak kurtarabiliyor hücre içerisinde protein birikimi oluyor. Kurtarabiliyor Kurtaramıyoruz. Bunlar yıkımla giden hastalıklar. Şu an kesin tedavisi olan hastalıklar değil.
Bir Parkinson, süre sonra yani ilerleyici bir şekilde hastanın yitimini. Ama Parkinson'da zannediyorum bir cihaz falan takılıyor hocam. O. Parkinson'da eğer titreme ön plandaysa titremeye yönelik cihazlar takılabiliyor Parkinson cerrahisi. Çünkü hani böyle o titrerken. Özellikle titremeye yönelik. Ama mutlaka ilaç tedavisiyle destekliyoruz hastalarımızı özellikle erken dönemde. Olur. Başka ne var? Hastalık bir, olarak hani bir, nörolojik evet, hastalıklar. Evet. En sık gördüğümüz hastalıkların başında baş ağrısı geliyor. Multipskleroz hastalığı. Hocam benim bazen böyle migren mi değil mi buraya bir üçüncü gözüme bir saplanıyor. Kulak arkam böyle çınlıyor, tansiyon bakıyorum tansiyonum yükselmemiş ama böyle ağrıyor. Evet. O riskli şeyler mi? Şimdi migren baş ağrıları. Migren değil, baktırdım migrenim yok. Yani migren bir klasik olarak klinik tanı. Yani sizi dinliyoruz, yakınmalarınızı dinliyoruz, ağrı tipinize göre, atak sıklığına göre migren tanısını koyuyoruz. Tabii ağrıların tek nedeni migren değil, gerilim baş ağrısı var, tansiyon yüksekliğine bağlı ağrılar var. Gerilim baş ağrısı ne demek hocam? Var. Gerilim baş ağrısı böyle başınızı sanki bir şeyle hani eskiden anneler tülben sarardı ya, böyle evet. Başının etrafı patates bağlardı. Hani filmlerde de görürüz. İşte çepeçevre saran bir baş ağrısı. Özellikle enseden başlayıp öne doğru yiyor. Tansiyondan mı? Yok. Daha çok altta yatan stres, gerginlik gibi nedenler gerilim baş ağrısında ön planda. Onun çaresi var mı? Yani nörolojik tabii şey mi? Ansiteyi bozukluğu gibi bir şey mi bu? Bipolar gibi bir şey mi? Değil. Bipolar çok farklı hastalık. Yani o daha sonra bipolara mı dönüşecek anlamında söylüyorum. Hayır değil kesinlikle değil. Bipolar ayrı bir psikiyatrik hastalık ama diyelim ki bir şeye çok üzülüyorsunuz, stres altındasınız ya da işiniz yoğun. Hayır stres dediniz ya psikiyatri geldi aklıma da onun için acaba hani oranın kökeni yani tohum nörolojide farklı ama. Hastalıklar. Ha, farklı hastalıklar. Peki. Bipoların yapısı çok farklı, o farklı bir hastalık. Peki bu ağrı neden oluşuyor? Şimdi ağrınızın tipine göre mesela yarım baş ağrınız varsa diyelim. Önden arkaya doğru yayılan işte ışığa hassasiyetiniz var, görme probleminiz var. Bu migren baş ağrısı. Çepeçevre sarıyorsa daha çok gerilim baş ağrısı. Boyun kaslarından kaynaklanıyorsa enseden başlayıp yukarı doğru yayılabilir. Özellikle yine ense kısmında şiddetli bir ağrınız varsa tansiyonunuz yüksek olabilir. Ya da sadece gözünüzü kapsıyor böyle bıçak saplanır gibi çok şiddetli, gözünüz kızarıyor, burnunuz akıyor. Küme baş ağrısı olabilir. Mesela erkek hastalarda sık, sigara içenlerde sık küme baş ağrısı. Geliyor. Bir ay boyunca mesela çok şiddetli ağrınız oluyor. Ondan sonra ağrınız geçiyor. 6-7 ay geçiyor. Tekrar ağrınız oluyor kümeler halinde. Bu da küme baş ağrısı mesela. Bunun çaresi var mı hocam? İlaçlarımız var tabii ki. Tabii ki. Migren de mesela yarım baş ağrıları oluyor. Işığa hassasiyetiniz oluyor. Yine ataklar halinde geliyor. Hayatınızı bazen gerçekten günlük yaşam aktivitenizi bozuyor. İşe gidemiyorsunuz, çocuğunuzla ilgilenemiyorsunuz. Ne bileyim bir toplantıya, eğlenceye gideceksiniz. Aileniz gidiyor, siz katılamıyorsunuz. Bunlar hayatı kötüleştirir ama tedavileri olan hastalıklar. Sonuçta migren baş ağrısı, küme baş ağrısı bunlar da verdiğimiz tedaviler. Benim var. Yeğenim de beyin cerrahı profesörü. Evet. Onunla da böyle beyinlerle ilgili hep konuşuyorum. İnsan beynine yakın beynin ne olduğunu ben öğrenemedim daha ama. Onu da sormayı unuttum. Maymun beyni. Maymun beyni. Evet. Sonra hocam var mı böyle hani skala nasıl gidiyor? Ya çok detaylı bildiğim hani şudur diyemem ama maymun beyni şempanzelere çok mu yakın? Daha yakın evet ama biz üstün ırkız sonuçta ve çok iyi kullanıyoruz. O beynimizi kullanmamız gerekiyor. İyi bir şekilde kullanmamız ama peki, onun için de yatırım yapmamız gerekiyor. Peki sakatat sevenler beyin yiyor. Yesinler mi yemesinler? Yemesinler. Biz beyin yemesini özellikle sakatatları önermiyoruz. Neden önermiyoruz biliyor musunuz Hüseyin Hanım? Çünkü o sakatatların içerisinde bazı gizlenmiş virüs parçacıkları oluyor. Siz onları yediğiniz zaman o sizi hasta etmiyor o sırada ama aradan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geçiyor. Sizde bu hücreler aktif hale gelebilir. O takatattan aldığınız partiküller aktif hale gelebilir. Çok ciddi ölümcül hastalıklara neden olabilir. O yüzden mümkün olunca sakatat tüketilmesini önermiyoruz. Yani o kellenin, beyin. Kellenin kafasını mafasını da yememek kesinlikle. Lazım. Mesela Creutzfeldt-Jakob dediğimiz bir hastalık var. Ne? Creutzfeldt-Jakob denilen bir hastalık. Siz sakatat yediğinizde yıllar geçiyor. Mesela ileri yaşa geliyorsunuz artık. Bir şey tetikliyor bunu ve onlar aktif hale geliyor. Ve beyniniz sünger gibi oluyor. Ve siz 6 ay içerisinde, ortalama 6 ay içerisinde ölüyorsunuz. Ve bu süre içerisinde işte kasılmalarınız oluyor, bilinciniz aniden kayboluyor. Ne diyorsunuz? Tabii ki. Tabii ben ki. Bir daha işkembecinin önünden geçmem. İşkembece özellikle mi böyle? Özellikle sakatatlar. İşkembe başta beyin böyle? Olmak üzere. Paça filan.
Onlarda da başka hastalık riskleri olabilir ama özellikle beyin tüketmemeniz. O zaman yemek yemeyelim. Hayvani gıdalardan mı uzak duracağız? Ne yapacağız biz? Tabii burada başka konular devreye giriyor. Özellikle hayvansal, sağlıklı hayvan tüketmek, hayvan ürünlerini tüketmek, kontrolün yapılması bunlar çok önemli. Vejetaryana doğru dünya zaten gidiyor. Şu anda yani her şey evet, olanlar dozunda vegan yemek olmaya lazım. Başladılar. Dozunda yemek lazım. Peki demek ki insan beynine yakın hep toplumun da bildiği gibi maymun beyni şempazeler. Deneylerde de kullanılma sebebi bu yüzden mi şempazelerin? Evet mesela psikolojik deneylerde de çok kullanılıyor. Özellikle insan davranışlarını anlamaya yönelik deneylerde de kullanılabiliyor. Peki kalp konusunda da zannediyorum domuz yakınmış değil mi? Sanıyorum anatomik evet. Anatomik anlamda. Evet. Çok enteresan evet. Yani birbirini... Yani ne kadar enteresan. Tabii hayvanları onlar sayesinde birçok şeyi anatomik olarak görüyoruz ya da yönlendirebiliyoruz, deneylerde kullanıyoruz ama insan kalbi olsun, insan beyni olsun bunlar çok daha farklı yapılar. Hocam migren olduğumuzu nasıl anlayacağız? Migren olduğunuzu şöyle biz sizi dinleyeceğiz. Nasıl ağrılarınız var ona bakacağız. Eğer ayda ataklar şeklinde gelir migren ağrısı belli bir saati vardır. Mesela 4 saatle işte 3 gün arasında tutar. Arkadan başlayıp tek taraflı olur daha çok. Gözünüze vurabilir. Bazen iki taraflı olabilir. Işığa hassasiyet olabilir. Sinüzitten oluşur mu hocam? Olmaz. Sinüzitin ağrısı farklıdır. Mesela ışığa hassasiyetiniz olur. Şu parlak ışıklara bakamazsınız migreniniz varsa. Bazı faktörler tetikler. Mesela aç kaldınız, uykusuz kaldınız, yolculuk yaptınız, hava yolculuğu yaptınız. Mesela kulak arkasına falan da vuruyor mu migren? Daha çok yarım baş ağrısı yani arka taraftan başlayıp buraya çok yayılmaz ama başın yarısını alır. Ataklar şeklinde işte eğer ayda 3-4 atağınız varsa. Bunun kesin çözümü var mı artık? İşte ayda 3-4 atağınız varsa daha çok koruyucu tedavi veririz ama daha az ataklarınız var atak tedavisi veririz. Burada tedavide ana amaç ağrı şiddetlenmeden önce ilaç tedavisine başlamaktır. İlaç tedavileri var eğer çok sık ağrılarınız varsa önleyici tedaviler var, botoks var. Ya botoksa, da aşılar var, migrende artık, kullanılan aşılar botoks var. Botoks oraya da mı girdi? Tabii tabii migren botoks da var, yapılabilir. Ya ağrı azalıyor öyle mi? Evet. Ya benim bir arkadaşım ışığa bakamıyor ya. Odaya kendini kapıyor, çıldırıyor, çığlık evet. Atıyor. Evet, hayatını mutlaka bozuyorsa o zaman uygun tedaviyi vermek lazım. Çok enteresan. Peki bu migren aurası dediğim şey ne? Bak onu ilk defa duydum. Migren auralı da olabilir, aurası da olabilir. Aura dediğiniz şey önceden kendisini fark ettirmesi. Özellikle görsel dediğimiz görmeyle ilgili problemler olur migrende. Mesela işte ışık çakmaları, böyle flaşlar, gözünün önünde böyle kale sürüleri gibi yapılar. Ya da bir noktadan başlayıp mesela yuvarlak bir görme alanında kayıp. O gittikçe genişler, genişler, genişler. Bir tarafında uyuşukluk olabilir, konuşma bozukluğu olabilir bazı hastalarda. Aura dediğimiz budur. Ortalama bir saat kadar sürer. Aura bir saatte çözülür ve arkasından baş ağrısı başlar. Peki şey hocam, migren genetik bir şey mi? Genetik yatkınlığı olabilir bazı kişilerde. Özellikle mesela annenizde migren varsa, ailenizde varsa sizde yani görme ihtimali artar. Gibi, değil mi? Evet. Böbrek rahatsızlığı evet. Gibi. Evet ama ailede olmadan da sizde migreniniz kanser olabilir. Kanser vesaire. Yani derler ya ailede kanser var mı filan. Evet yatkınlık genleri oluyor. O kişilerde tetikleyen faktörlerle birlikte migren görülebilir. Çocuklarda olabiliyor çocuklarda mu? Da oluyor tabii çocuklarda ki. Daha düşük oluyor, oluyor. Yani erişkinlere göre daha az ya da migren çocukluk yaş döneminde başlayabilir. Ama bazen çocuklarda daha farklı bulgular olabilir. Mesela sadece karın ağrısıyla gelebilir, sadece baş dönmesi olabilir. Ya da çocuklukta böyle uyku problemi varsa, çocuklukta böyle alerjik reaksiyonlar ya da böyle bulantı atakları varsa ilerleyen yaşta yine migren oturabilir ya da gelişebilir. Kadınlarda niye peki daha fazla migren hormonal var? Hormonal, tabii hormonal adet dönemlerinde var. Daha mı çok etkiler? Bazı migrenler evet adet dönemde sık. Özellikle zaten migren daha genç yaşlarda olur. Mesela biz klasik olarak kadın hastalarımıza söylediğimiz şey adetlerle birlikte bu ağrınız azalacak deriz. Ama bazen öyle olur ki adet sonrasında da ağrılar devam edebilir ya da başlayabilir. Yani adetin tetikleyici unsuru var. Var kesinlikle migren. Var hormonal özellikle. Mesela gebelikte de öyle. Gebeliğin ilk aylarında ya da doğum sonrasında migren atakları daha çokken gebeliğin 3. 9. ayı arasında daha az görürüz. Peki şey, bu migrenli
gerilim tipi ağrının arasındaki fark ne? Şimdi migren baş ağrısı ataklarla gelir daha çok. İşte başın yarısını yapar. Ama gerilim baş ağrısı çepeçevre sarar. Bana bakmanız daha böyle lazım. Başın çatlıyor daha bazen. Uzun sürer. Bir ayın 15 günden fazla baş ağrısı vardır. Gerilim baş ağrısı daha böyle akşamüstü saatlerinde olur. Işığa hassasiyet olmaz. Daha çok böyle gürültüye dayanamazsınız. O gürültülü ortamdan çıkmak istersiniz. Cihazla falan mı bakıyorsunuz? Neyle bakıyorsunuz? Yo, muayene ediyoruz. Nörolojik muayene. Hikayeyi dinliyoruz. Bunlarla tanı koyuyoruz. Ya peki, zaten şey, o mesleğin makine, şeyi bu güzelliği. Beyinde bir sorun var mı? Orada atıyorum bir yara var mı? Bir hasar almış mı? Bir şey var mı diye bir cihazlar var mı? Evet. Var. MR var. MR başka. Var. Tomografi var. Bunlar mesela baş ağrısı, yeni başlamış bir baş ağrınız var. Çok şiddetli bir baş ağrınız var. Ya da tedavi alıyorsunuz geçmiyor. Ya da ileri yaştasınız. Ya da çok küçük hasta. Ya da ateşi var, enfeksiyonu var. Gök gürültüsü gibi mesela çok şiddetli bir baş ağrısı var. Ya da bir tarafında bulgusu var. Mutlaka görüntüleme almamız gerekiyor. Tomografi ya da MR görmemiz gerekiyor. Çünkü altta ciddi hastalıklar da olabilir. Mesela beyin kanaması olabilir, beyin tümörü olabilir. Baş ağrıların bu tür durumlarda. Ya da bir kanser hastasıdır, tedavi alıyordur. Altından bir fırsatçı enfeksiyon çıkmış olabilir ve o beyine yerleşmiş olabilir. Beyin kanseri. Evet, ya da metastazlar olabilir. Rahmi, bu tür durumlarda. Evet, mutlaka görüntüleme istiyoruz. Metastaz yaptı, akciğerinden sıçradı. 8 yerinde vardı. Canım anam benim. Allah rahmet eylesin. Hocam, migrenin aşısı. Evet, aşısı var. Son dönemlerde kullanmaya başladık. Migren, beyninizde bir problem olmadan ortaya çıkıyor. Görünürde bir şey yok. Sadece baş ağrısı var ve hücresel düzeyde ağrıyı oluşturan medyatörler salınıyor. İşte migren aşısı da bu medyatörleri önlemeye yönelik. Bizim ülkemizde de bu nerede, kalçadan mı oluyor hocam? Yok. Kendi yapıyor kişi. İlk başta biz yapıyoruz. Sonra öğretiyoruz. Şey gibi, insülin gibi. İnsülin gibi aynı enjektörü var. Aşı diyoruz ama aşı hani bir kere yaptırırsınız geçer. Migren aşısı öyle bir şey değil. Yani ortalama en az 6 ay kadar yapıyoruz. Hmm. Kendi kendine öğretip yapıyoruz hastalarımız. Ayda bir yapılıyor. Gerekirse sonraki dönemde ara verip tekrar yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Oldukça etkin. Çünkü etrafımdaki herkes ay migrenim tuttu, ay çok fenayım filan. Evet. Ya evet. Bana atılacak bir şey değil yani. İnsan evet. Psikolojisi bozuluyor. Kesinlikle aşıya da yanıtlı olabiliyor. Yaşam kalitesi düşüyor. Evet. Çalışamıyorsunuz. Işığa çıkamıyorsunuz, insanlarla diyalog kuramıyorsunuz. Bana diyor ki migren hastası arkadaşlarım, kulakların çınlıyor diyor. Sanki diyor kulaklarında basınç oluyor diyor. Tabii dokunduğu yer mesela hiç size ağrı vermez, toka takamam der mesela hastalar. Elimi değdiremem ağrı. Buna da allodini diyoruz mesela. İşte ağrı yapmayan bir şey çok ağrı, çok hassasiyet hocam. Olur. Evet. Ama tabii sadece tedavilerde ilaç ya da bu tür tedaviler değil. Migren bir yaşam şekli. Tetikleyen faktörler var. Onlardan uzak durmak ameliyatı lazım. Falan var mı bunun yok, hocam? Yok, hayır yok. Kesinlikle yok. Ameliyat. İlaç tedavi. İlaç tedavi. Akupunktur işe yarıyor mu hocam? Biraz yarayabilir. Eğer akupunkturla bitirebiliyor musunuz? Siz yapıyor musunuz? Mesela sizin gibi mesela önemli bu konuda uzman, daha kaşesi yok işte bunun, profesörsünüz. Yani gidip böyle saçma sapan insanlara akupunktur yapılacağını sizler niye yapmıyorsunuz profesörler? Şimdi akupunktur yapabiliriz tabii ama akupunktur yardımcı tedavi gibi düşünün. Çok böyle onun yerine kullanacağınız hayır, onu da mesela yapmalısınız. Yani ehil ellerde insanlar daha evet, bu konuda ehil insanlar da var, yapılabilir ama buna gelene kadar zaten bizim tedavide kullandığımız çok faktör var. Ama kişinin de dikkat etmesi gereken şeyler var. Aç kalıyorsanız, aşırı diyetler yapıyorsanız, uykusuzsanız ya da çok uyuyorsunuz. Mesela normal rutininizden fazla uyudunuz, başınız yine ağrıyabilir. Ya da adet dönemlerinizde ya da işte yolculuk yaptığınız ağrıyabilir. Çikolata yediniz mesela, bazen bazı hastalarda çikolata tetikler. Bazen peynir çeşitleri tetikler. Mesela şu küflü peynirler tetikleyebilir. Ah, ne bileyim. Hele yanında bir şarap olursa. İşte o eğer kalitesiz bir şarapsa yine başınızı ağrıtabilir. Peki, çok faktör var. Bunlara dikkat etmek lazım. Başı ağrıyan hasta ne zaman mutlaka ben doktora gidersem rahatlayacağım yoksa başka türlü psikolojim çok bozuk olacak? İşte günlük falan. Yaşam aktivitesini engelliyorsa zaten. Bir ayın yani atak migren için konuşursak 4'ten fazla atağı varsa artık dayanamıyorsa mutlaka bizim önleyici tedavi vermemiz lazım. Onun dışında yeni gelişmiş bir baş ağrısı ama ötekilerden farklıysa mutlaka doktora gitmek lazım.
Mesela gök gürültüsü gibi bir baş ağrısı oldu. Çok şiddetli bir baş ağrısı. Mutlaka doktora gitmek lazım. Hayat kalitesini bozduğunda, ayda 4'ten fazla hatanız varsa, migreniniz varsa doktor size tedavi verecektir. Bu alternatiflerden. Kimisinde ağrı kesici verilir, kimisinde depresyonda kullandığımız ilaçlar, kim zaman epilepside kullandığımız ilaçları biz migren tedavisinde kullanırız. Gerilim baş ağrısı var. Mutlaka tedavi almanız lazım. En azından 6 ay kadar kullanmanız lazım. Ama bunun yanında işte egzersiz yapabilirsiniz. Gevşeyici egzersizler yapabilirsiniz. Spor hayatınızda olabilir. Bunları da desteklemeniz gerekir. Hayatınızda stres yaratan neyse onlardan uzaklaşmanız ve buna bir çözüm bulmanız gerekir. Şey yaptık hocam, yani şimdi hem nöronlardan bahsettiniz ya, mesleki kariyeriniz anlamında, hem de ruhuma da çok iyi geldiniz. Hem bilgi verdiniz hem ruhuma iyi geldiniz. Bazı kendimle ilgili böyle ataklarımın sebepleri, hani birbirine bağlantılı mı diye baktım. Hani beyindeki bir sorunla, atıyorum psikiyatrilik bir durum mu falan diye, de birbirinden ayrı olduğunu öğrenmek hoş oldu. Peki son soru. Ne zamandır profesörsünüz? Bu kadar genç yaşta profesör olmak. 7 yıldır profesörsünüz. Evet, teşekkür ederim. 2015 yılında profesör oldum. Tabii eğitimimiz uzun bir eğitimimizin. Koyduğumuz zaman yaşımız var zaten ama... Hiç yaş, yani yaş almış gibi de değilsiniz. Maşallah. Teşekkür ederim. İşte aktif olmak, insanlarla çalışmaktan ya da ona tedavi etmekten mutlu oluyorum. Bir hastanede misiniz? Şu an kendi ofisimde çalışıyorum. Uzun yıllar üniversitede çalıştım. Ankara'da? Çok Hacettepe mi? Oldu. Yok, Ufuk Üniversitesi'ndeydim. Ayrıldım. Şu an kendi muayenehanemde çalışıyorum. Sizi ağırlamak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyifliydiniz. Aldım. Ne kadar böyle saçma sapan soru varsa sorayım dedim. Çünkü insanlar çok böyle halk tabiri sorular seviyorlar. Hep böyle doktorlar anlatıyor ya. Öyle bir terminolojik laf ediyorlar ki hocam anlamıyor. Ya sıkıldım diyor. Bu ne anlatıyor diyor. Ben biraz daha eğlenceli hale getiriyorum ki hem insanların sormak istediklerini hem de sohbetin içerisinde keyfi yapalım. Gülerek, eğlenerek, tebessüm ederek öğrenmek lazım. Çünkü beyin bir hard disk. Onu kesinlikle bilgi doldurmak lazım, bilmek lazım. Bana lazım değilse başka bir çevremdeki insana nasıl tornavida veriyorsunuz, keser veriyorsunuz, testere veriyorsunuz. Evet. Hani bir fincan kahve veriyorsunuz. Bilgi böyle bir şey. Kesinlikle. Bize çok şey verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Sağ olun. Öpüyorum sizi. Efendim, bugün Profesör Doktor Alev Leventoğlu'nla müthiş bir sohbet ettik. Çok da keyifliydi. Baş ağrılarıyla ilgili, migren ağrılarıyla ilgili, nörolojik olarak birbirinden neler farklı oluyor, ne zaman doktora gitmeniz lazım, migrenin nerelere vurduğunu, ne yaptığını vesaire, iyiliğini, ciciğini, beyni anlattırdım size. Öpüyorum efendim. Siz de anlattıklarımı başkalarına anlatın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.